Bir örnek verebilir miyim? Sayın Ağar, size geleceğim. Çok konuşacağız bu başlığı. Bir Ankara konuklarımın da sesini duyayım. İsmet Bey, buyurun sizle devam edelim. Sizden ilk değerlendirmeyi alayım aslında. Şimdi eylemin yeri biraz önce de sayın konuşmacıların da belirttiği gibi aslında niyeti gösteriyor. Yani niyet nedir? Çok net gözüküyor. İç kargaşa yaratmak, kaos yaratmak. Yani İstiklal Caddesi'nin seçilmiş olması bile başlı başına bu anlama ifade ediyor. Yani en kalabalık yer, yani İstanbul'un neredeyse merkezi diye bilinen bir yer, en kalabalık yer, yabancıların çok olduğu bir yer. Yani bütün bunlar, bilmiyorum yaşamını yitirenler ve yaralılar arasında yabancılar var mı yok mu, o konuda herhangi bir bilgi gelmedi şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Mesela onlar da dikkat çekici. Şimdi böyle bir olay bekleniyor muydu? Onu söyleyeyim. Bu seçim endeksli bir hareket olduğu biliniyordu. Yani şöyle seziliyordu. Bizim de kulağımıza gelen bilgiler vardı. Özellikle Mersin saldırısı bunun ilk işareti oldu. Mersin saldırısından sonra adım adım bu tür saldırılar yükseltildi. Mesela en son kimyasal Türk ordusuna yönelik kimyasal yalanı piyasaya sürüldü. PKK bugün de açıklama yaptı biliyorsunuz. Şu anda tutuklu bulunan TTB Başkanı'na destek veren bir açıklamaydı. Mustafa Karasu'dan yapılan açıklama. Yani bütün adım adım geliştirilen bir provokasyon serisi vardı. Şimdi burada kimdir bu sorusu var. İşte efendim PKK olabilir. Efendim IŞİD olabilir. İşte DAEŞ olabilir. Efendim uluslararası istihbarat örgütlerinin kullandığı bir takım sol görünümlü örgütler olabilir. Yani bir sürü şey olabilir ama fark etmiyor. Bunların hepsinin ipi belli bir ülkenin elinde. Yani daha açık konuşalım, Amerika'nın elinde, CIA'nın elinde. Yani seçim öncesinde böyle hareketler yapacaklarına ilişkin duyumlar zaten almıştık. Hatta ben bu konuyu güvenlik birimlerinin en yetkililerinden birisine sormuştum. Böyle bir duyumlar alıyoruz, doğru mu diye. O doğrulamıştı ve çok sıkı önlem aldıklarını söylemişti o yetkili. Ve çok sayıda da bu tür olay önlendi zaten. Yani bunları güvenlik birimleri hepsini açıklamıyorlar ama yani çok sayıda olay önlendi. Şimdi bakıyorsunuz son günlerde gazetelerdeki haber. İşte DAEŞ'li bilmem kim yakalandı, DAEŞ'in lider kadrosu yakalandı, DAEŞ'ten şu kadar kişi yakalandı. Yani DAEŞ Türkiye'de niye böyle birdenbire hareketlendi? Kim gönderdi DAEŞ'i Türkiye'ye? PKK'nın zaten varlığını biliyoruz. PKK'nın faaliyetlerini de biliyoruz. Yani DAEŞ'i bölgeye, Suriye'ye, efendim oradan alıp Afganistan'a götüren kim? Yani bunu bilmeyen yok artık. Herkes gördü bunu. Türkiye'de bunlar çok sık yakalanmaya başlanıyorsa, eğer lider kadrosundan da isimler Türkiye'de yakalanıyorsa, belli ki birileri bunları Türkiye'de de görevlendirmiş. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Hatta güvenlik konusunda uzman kişiler de benzer yorumlar yapılıyorlar. İntihar yani o nedenle seçim öncesinde bir operasyon yapılıyor. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Sayın Özçelik, bir virgül koyalım, reklama gideceğim, ardından Sayın Karakuş'ta da devam edeceğim ama reklama gitmeden önce hızlı bir şekilde şunu aktarayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması var sosyal medyada. İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Mustafa Şentop'un açıklamaları bu yönde sosyal medya hesabından yaptı aslında açıklamayı. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın ve bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini rica ediyoruz açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de gelen açıklama bu yönde. Yetkili ağızlardan gelen açıklamaları dikkate almakta yarar var. Önemli ve dikkatli, hassas bir günden geçiyoruz. Şimdi çok kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Ne oluyor? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gün boyu aslında İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklamaları bölgede hem arkadaşlarımız takip ediyorlar olay yerinde, hastanedeki yaralıların sağlık durumunu ve bakanlardan gelecek açıklamalar bir hayli önemli.
Merve Tokaz'a gideceğiz. Yaraların sağlık durumuyla ilgili bilgi alacağız. Merve, seninle başlayalım bu dilime. Çünkü yanlış bilmiyorsam eğer, lütfen sen de bilgileri doğru teyit edersen çok sevinirim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastanede olduğu bilgisi geldi bize ama yaraların sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için. Doğru mudur? Senden dinleyelim detayları. Göksu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dakikalar evvel Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giriş yaptılar. Araçlarıyla birlikte ilk olarak hasta yakınlarını ziyaret ettikleri, sonrasında da yaraların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldıkları söyleniyor. Onu ifade edelim. Bu noktaya dakikalar önce giriş yaptıklarını söyleyelim. Tabi patlamada 6 kişi hayatını kaybetmişti. 4'ü olay yerinde, ikisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. 81 kişi yaralandı. Tabii yaralıların çevre hastanelere kaldırıldıklarını söylemiştik. Yaralıların bir kısmı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yani bulunduğumuz bu noktada, bir kısmı ise Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tabii Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde de Vali Yerlikaya'nın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın o noktada olduğunu söyleyelim. O da oradaki hastaları, yakınlarını ziyaret etmeye gitti ve yine hasta yakınlarıyla ilgili, hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığını ifade edelim. Tabi zaman zaman burada hareketli dakikalar da yaşanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geldiğini söylemiştik. Yine onunla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bu noktaya dakikalar evvel giriş yaptılar. Hastaların sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için ve yine hasta yakınlarına da destek olabilmek için saat 16.20 sıralarında meydana gelmişti İstiklal Caddesi'ndeki o patlama. Tabii yaralılar ambulanslarla hızlı bir şekilde çevredeki hastanelere, bulunduğumuz bu noktaya getirildi. Ambulanslar tarafından hızlıca olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çevre, Taksim çevresindeki hastanelere kaldırıldılar. Tabii Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi de o hastanelerden bir tanesi. Yaklaşık 30 yaralının bu noktada olduğunu şifahi bilgilere göre ifade edelim. Burada tedavileri devam ediyor yaralıların. Tabii yaralılar en çok merak edilen şey, yaralıların sağlık durumunun ne olduğuna ilişkin bilgiler. Bizler de tabii burada meraklı bir şekilde bekleyişimizi sürdürüyoruz. En çok merak edilenlerden bir tanesi de yaralıların sağlık durumunun nasıl olduğu. İlk müdahalelerin yapıldıktan sonra bu noktada tedavi altına alındıklarını biliyoruz. Tabii ilerleyen saatlerde sağlık durumlarına ilişkin net bir bilgi bizlerle paylaşılacaktır. Çevre hastanede tedavi altına alındı pek çok yaralı. Bir kısmı Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında. Bir kısmı da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bulunduğumuz bu noktada tedavi altına alındı yaralıların. Tabii bir yandan da siyasiler, bakanlar hem hastaların sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için çevredeki hastanelere, bulunduğumuz bu noktaya geliyorlar. Bir yandan da hasta yakınlarına özellikle destek olabilmek için bu noktaya geliyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte. Tabii herhangi bir açıklama yapacak mı, yapmayacak mı, bununla ilgili net bir bilgi ulaşmış değil elimizde. Biz bu noktada bekleyişimizi sürdürüyoruz diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Göksu. Merve Tokaz'dan yaraların sağlık durumuna ilişkin bilgileri alacağız. Bakanlar hastanede, Merve Tokaz'ın da belirttiği gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hastanede yaraların sağlık durumu ile ilgili son bilgileri doktorlardan bizzat kendileri alıyorlar. Aynı zamanda ailelere destek amacıyla bakanlar da orada. Tüm yetkili kurumlar olayı detaylı bir şekilde araştırıyor. Bakanlar devrede. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bölgede incelemeleri gerçekleştirmek üzere. Şimdi Mücahit Topçu'ya gidelim. Mücahit Topçu bize bulunduğu alandan aktaracak, Taksim Meydanı'nda patlamanın olduğu bölgede. Mücahit, sana bırakıyorum. Sendeki son notlar nedir? Göksu, evet, artık olay yeri inceleme ekipleri yavaş yavaş olay yerindeki çalışmalarını tamamladılar. Gördüğüm kadarıyla artık herhangi bir olay yeri inceleme ekibi kalmadı alanda. Saat 16.20 civarında meydana gelmişti İstanbul İstiklal Caddesi'nde, Taksim'de
bir kadın kadının bıraktığı bomba infilak etti dedi Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve o patlamanın ardından da 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi de yaralandı. Yaklaşık şu saate kadar saatlerimiz 21.50'yi gösteriyor. Yani bir 4-5 saattir ekipler o noktada hem delil toplama çalışmalarını sürdürdüler hem de olay yeri inceleme ekip olay yeri incelemelerini tamamladılar ve artık deliller toplandı. Olay yeri incelemesi tamamlandı ve o ekipler, olay yeri inceleme ekipleri an itibariyle bölgeden ayrıldı. Bu kez patlamanın yaşandığı alana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ekipleri geldi. İtfaiye o noktada şu anda faaliyet içerisinde. Yavaş yavaş patlamanın izlerinin silinmeye başladığını ifade edebiliriz ki bombanın bırakıldığı hemen Taksim Meydanı'nda yakın Taksim'e gelenler bilirler, İstiklal Caddesi'nde saksı ağaçlar var. O ağaçlardan biri de yine buraya getirilen iş makinesi yardımıyla alandan kaldırıldı. Ekipler de artık yavaş yavaş sayıları azalmaya başladı. Terörle mücadele ekipleri gittiler. Onun öncesinde bomba uzmanı polisler bu noktada incelemelerini tamamladılar. Ki Bekir Bozdağ Adalet Bakanı açıklama yapmıştı. 8 savcının İstanbul savcısının, Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ifade etmişti. Aynı zamanda 2 de başsavcı vekilinin bölgede aktif olarak soruşturmayı yürüttüğünü belirtmişlerdi. O savcılar da artık yavaş yavaş görevlerini, en azından sahadaki görevlerini tamamlama aşamasına geldiler. Soruşturma farklı noktalarda devam edecek. İstiklal Caddesi ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yolların halen daha trafiğe kapalı olduğunu belirtmekte fayda var. Herhangi bir yaya girişine ya da araç girişine izin verilmiyor. İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklarda da benzer bir tablonun, manzaranın olduğunu söylemek mümkün. Biz Taksim Meydanı'na, Cumhuriyet Anıtı'na yaklaşık 100-150 metre uzaklıktayız. Hemen 50 metre aşağımızda ise patlamanın yaşandığı nokta var ve Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan Galata istikametine kadar hemen tüm cadde trafiğe kapatılmış durumda. Polis ekipleri, güvenlik güçleri bu noktada yoğun bir şekilde tedbir almış durumdalar ve barikatlar oluşturulmuş durumda. Taksim'e çıkan, İstiklal'e çıkan bütün sokaklarda bir polis memurunu, bir güvenlik gücünü görmek mümkün. Tabii patlama yaşandıktan sonra saatler 20 civarında Beşiktaş, Fraportov, Antalya Spor maçı müsabakası oynanacaktı Süper Lig'de. O maç da iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamayı yaptı ve Beşiktaş, Antalya Spor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini ifade etti. Taksim'de yaşanan patlama sebebiyle şöyle bir kez daha bakıyorum. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler, belediye ekipleri artık son çalışmalarını yürütüyorlar. Tahmini olarak muhtemelen belki bugün açılmayabilir ama bir saat içerisinde buradaki güvenlik koridorunun biraz daha azalacağını, en azından yayalara yeniden İstiklal Caddesi'nin açılabileceğini tahmin etmek güç değil. Saat 16.20 civarında meydana geldi bu patlama ve patlamanın ardından 6 kişi hayatını kaybetti. 81 kişi ise yaralandı. Bu yaralılardan ikisinin durumu ağır. Gelişmeler bu şekilde. Patlamanın yaşandığı alanda olay yeri inceleme ekipleri artık çalışmalarını tamamladılar. Şimdi de temizlik çalışmaları yürütülüyor Göksu. Mücahit Topçu'dan detayları aldık. Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ndeki ekiplerin aslında yavaş yavaş artık çalışmalarını tamamladığı bilgisini aktardı Mücahit Topçu. Önemli. Şu saatlerin itibaren de hangi terör grubuna ait olduğu artık yavaş yavaş netleşir. Bizler de takipçisi olacağız bu olayın.